herkese huzur dolu günler. 1,5 senelik spiritüel kitap keşfimin ardından 2019'un sonlarına doğru Renta'nın kitaplarını araştırırken parapsikoloji rafında aradığım kitapları bulamadım. Bu, 1,5 sene içinde sürekli yaşadığım durumun nüksedeceğinin habercisiydi. Raftan ayrılmadan her kitabı incelemeye başladım ve Rezonans Kanunları adlı kitaba rastladım. Bu kitabı o günden yaklaşık 2 ay önce internette görmüştüm. Ancak bir türlü satın alma fırsatım olmamıştı. İçimden tebessüm ederek, "Zamanı geldi." derken, o sırada Ruhların Kaderi kitabını okuduğum için henüz zamanının gelmediğini fark ettim. Fakat çok yakın bir dostum bu konulara ilgi duyuyordu ve o süreçte Rezonans Kanunlarını okuma ricasında bulundu. Ben de bunu çok istiyordum. Dostum kitabı okurken detaylı bilgi vermeden kuantum düşünce tekniğinin temellerinden olan Rezonans Kanunlarını tamamen ele alan bu kitap hakkında küçük bilgilendirmeler yaptı. Bu beni daha da heyecanlandırıyordu. Çünkü rezonans kavramını henüz Tanrı ile sohbeti okuyup spiritüel kitaplar dünyasına tam adım atmadan önce araştırmış ve bu konuyla ilgili denemeler yazmış, bundan dolayı geleceğimin geçmişime etki ettiği hissine bürünmüştüm. Nihayet Ruhların Kaderini bitirdim ve o süreçte dostum da rezonans kanunlarını tamamladı. Beklemeden kitap sayfalarını çevirmeye başladım. Kitap çok sade ve anlaşılır bir dilde rezonans kavramını açıklıyor ve tarihi değiştiren bilim insanlarının çalışmalarıyla açıklamalarını destekliyordu. Biraz önce bahsettiğim geleceğin geçmişe etki ettiği hissinin gerçekten var olduğunu rezonans kanunları ile çok daha iyi kavradım. Bunun hem kitabın başarısı hem de farklı yazarların ve aynı yazarların farklı kitaplarının etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her farklı kitap edinilen bilgiyi farklı kollarla görüp kavramayı sağlıyor. Örneğin Tanrı ile sohbetteki bilgileri rezonans kanunlarında ya da rezonans kanunlarındaki bilgileri Tanrı ile sohbette pekiştirebilirsin. Kitabın sıralamasının istisnai durumlar hariç öneminin olduğunu düşünmüyorum. Yine de spiritüel kütüphanemi doldururken aldığım her kitabın bir diğerinin devamı olduğu hissine daima büründüm. Kuantum fiziği ve kuantum düşünce tekniği hakkında internetten ya da çevrenden çok karışık, mantıksız, anlamsız gibi sözler duymuş olabilirsin. Evet, kuantumun derinliklerine indiğinde yepyeni kapıların farkına varacak ve girdiğin her kapının yepyeni serüvenler içerdiğini göreceksin. Fakat kozmik düşüncenin temelindeki her şeyin bir olduğu gerçeği, o kapılardan en cesur adımlarla girmeni sağlayacak ve daima güvende olduğunu gösterecek. Çünkü tüm bu karmaşanın içinde her şeyin bir olduğunu, zamanın ve mekanın dahi olmadığını bilerek kendini kozmik kâşif olarak görebileceksin. Hepimiz farklılıklarımızla bütünüz, biriz. İlk adımını rezonans kanunlarıyla atarak kuantum düşünce keşfini başlatabilirsin. Her şey yolunda. Anda kalın.